Arnavut boks önlü mahallede. Gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş bir boksör. Rakibi de tabii ki onun seviyesinde, onun ayarında, onun denginde bir boksör. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Besin Limani, Arnavut asıllı. Ünsal'ın yakın arkadaşı olan bir boksör değerli seyircilerimiz. Kırmızı köşede. Şimdi bu muhteşem maçı da Kanal Avrupa ekranlarından sizlerle paylaşıyoruz değerli seyircilerimiz. Gong vuracak şimdi. Hakemler kuralları anlatıyor. Besin'in antrenörlüğünü de Ünsal'ın antrenörlüğünü yapmış olan Gül boks ringin sahiplerinden, kurucularından, oğullarının antrenörü. Ring frei, Runde 1. Ünsal'ın ve Besin'in de antrenörlüğünü yapıyor ve gong vurdu değerli seyircilerimiz. Şimdi Thank you.
ikinci raundda da bekleyip görelim ama öyle inanıyorum ki çok güzel ataklar yapacak. Haydi Mert, haydi. Ne yaptı ki Mert'e ben? Ne yaptı ki Mert'e? Çok güzel ataklar yapacak. Şöyle, gazından içeri. Gözden direkt. Beraber yaptılar, yapıyorlar. İnşallah Nimani de bu maçı kazanırsa ikisi de çalışmalarının neticesini almış olacaklar. Nimani rakibini salladı. Güzel bir atakla. Çok güzel. İyi bir kurucuydu. Güzel. Çok dikkatli bir şekilde. Evet. Değerli seyircilerimiz. Nimani üstün götürüyor bu round'u da. Tabi zaman zaman kendisi de yumruklar alıyor. Aa, cevap veriyor. Hemen cevap veriyor. Hemen cevap veriyor. İkinci round bitti. Ringfrei zur dritten Runde. Ünsal'ın menajeri mutluluk saçıyor şu anda. Çok heyecanlı bir maçtan sonra. Aydın Bey hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Gözümüz aydın. Gözümüz sağ olun, çok sağ olun. Gözümüz aydın. Tüm Türkiye'nin gözü aydın. Bugün bütün haksızlara karşı çok büyük bir başarı elde ettik.
Bütün bütün abi bizimle iki gün çok uğraştılar. Bizim ne oldu mesela? Abi dün tartılarda 41 gramla uğraştılar. Onunla uğraştılar. Biz kimseyi kötülemek. Biz yaptık yine. Yani 41 gramı fazlaydı kilosuna göre. Onu verdik. 41 gram fazlaydı. 41 gram için bize çok fena tartılar. Onu şey, çocuğumuz kurudu abi, kurudu. Vücudunda bir damla su kalmadı. Ama Allah büyük. Allah bize yardım etti. Allah bize güç verdi. Oğlumuza güç verdi. Ünsal'ımıza güç verdi. Götürdü. Bugün de gördünüz ringte Ünsal'ımız çok temiz boks yaptı ama karşı rakibi hiç temiz yapmadı. Orada kafayla vurduğunda bizim Ünsal'ımızın alnını patlatmıştı. Orada Ünsal geri cevap verdiğinde o rakip yere yıkıldığında sayması lazımdı, saydırmadı. Ünsal'a dedi oyun oynama, kalk devam et. Şey yapma dedi, numara yapma dedi. Ama biz alnımızın terinle buraya geldik ve aldık. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü bir boksörün dizi yere değdiği zaman hakem sayar. Haydi bes! Haydi bes! Haydi bes! Bes fili gülüş from Ünsal, bes! Haydi bes! Ünsal'ı birazdan alacağız. Değerli seyircilerimiz, o müjdeyi de almış olduk. Sizlerle paylaştık. Bu maçın hemen sonunda Ünsal'la tekrar... Değerli seyircilerimiz, zaman zaman böyle hararetli zamanlar oluyor burada tabii ki. Besle Ünsal'ımız 4 hafta boyunca beraber antrenman yaptılar. Birbirlerini beraber eğittiler. Çok samimi arkadaşlar birbirine. O onun için ağladı, onun için ağladı. Çok süperler. İnşallah bugün gülme günü. Tabii. Bugün hep beraber güleceğiz. Bes bu maçı rahatlıkla kazanır inşallah. Ünsal'ın menajeri Aydın Bey gerçekten çok heyecanlı bir insan. Heyecanlı olmak da lazım. Heyecansız insan ne yarar demiyorum ama yani çok da gerekli. İnsanda heyecan olması lazım. Heyecan. Evet. Best'in 3. round. Çok dikkatli bir şekilde birbirlerini hala kolluyorlar, takip ediyorlar. Evet, bu Bes aynı zamanda iyi bir promotör, boks galalarını organize yapan iyi bir aile, boks limanı iyi bir aile. Anladım. Ve gençlere yardımcı, destekçi olan bir aile. Aynı zamanda Ünsal'ın varlığıyla burada bu Stiftung Kinderherz diye buraya giriş biletlerinden 50'şer sent Stiftung Kinderherz'e başlamıştır. Bunu birazcık konuşalım istersen. Ünsal oranın Ünsal'ın himayesinde mi yürüyor çocuk vakfı? Ünsal geliyor, onu bir al da gel buraya. Haydi Ünsal. Haydi Bes. Kom Bes, gel şöyle, kom. Değerli seyircilerimiz, az önce biz onun için heyecanlanıyorduk. Nefeslerimiz gerçekten durmuştu. Ünsal'ımız, kardeşimiz, kıymetli boksörümüz yanımızda şu anda. Sağ olsun. Ringe geldi bizim yanımıza. Ünsal'cığım, hoş geldin Ünsal'cığım. Hoş bulduk abi. Tekrar geçmiş olsun. Tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim.
Bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün. Ne mutlu bana. Burada gerçekten seyircilerimizi gördün, o tezahüratları. Bir de ekranları başındaki seyircilerimizin bize mail olarak, mesaj olarak attıklarını bir görsen. Onlara oturup bakacağız sonra. Tamam. Gerçekten insan yerinde oturamıyor onları görünce. O mutluluğu görünce. Mutluluğun kaynağı sen oldun. Sen bize o güzelliği yaşattın. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Abi ben size teşekkür ederim. Zaten bir sporcu yaşatan taraftarın sevgisidir. Beni sevenleri sevindirebildiysem ne mutlu bana abi. Benim görevim zaten budur. Eyvallah. Hele bizim o bayramla dalgalanması var ya. Eyvallah. Bizim için gurur verici bir şey. Eyvallah. Ne mutlu bana, ne mutlu Türkiye. Eyvallah. Türkiye'de böylesi evlatlarıyla mutluluk duyuyor. Türk insanı mutluluk duyuyor. Çünkü yani bu kolay bir iş değil. Bazen insan dar imkanlarla. Evet. Best güzel götürüyor işi. Bu arada gözümüz de orada. Beslen ben kampı beraber yapmıştım. Onun için onun kazanması çok önemli. Beraberdik 8 hafta. Birbirimizi dövdük, sevdik, beraber yedik, beraber içtik, beraber kanadık. Onun için onun da kazanması çok Aydın önemli. Aydın Bey diyor beraber ağladılar, beraber evet. Sevindiler. Bestekun, dekun, dekun! Bestekun! Evet tamam abi. Aydın Bey az önce öyle söyledi. Senin söylediklerini söyledikten sonra birlikte ağlayıp birlikte güldüler dedi. Evet, evet. Efendim. Ne yapmak lazım biliyor musun? Ülke yöneticilerini boks maçı yaptırmak lazım. Öyle bomba attıracağında çıkın lan ringe adam evet. Gibi dövüş edin. Çok güzel. Evet. Best şu maçı... Yani oradan şuradan biraz sohbet etmeye zaman bulalım. Best normalde çok güçlü bir boksör. Best şimdi ben gerçekçi bir boksör. Best benden daha da iyi bir boksör. Normalde Best bunun işini çabuk bitir ama şimdi Best de 7 ay uzak kaldı ya ringlerden. Evet. Tabii biraz alışmak istiyor. O da biraz hevesini çıkarmak istiyor. Ne de olsa 8 hafta ağır antrenman yaptık. Tabii. Biraz kendini denemek istiyor. Şön be şön! Best de kum! Best! Şön! 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 Best de kum! Best de kum! Evet değerli seyircilerimiz, bu işin şakası yok. Boş bıraktığın zaman rakip de seni gözetliyor ve boş bulduğu yere vuruyor. Hemen geliyor, tamam. Bana müsaade. Tamam. O bizim önemli bir kardeşimiz. Değerli seyircilerimiz, Best'in maçı olanca hızıyla devam ediyor. Zaman zaman Best, o bizim beklediğimiz atakları yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Değerli seyircilerimiz, birkaç günden beri bu maçın heyecanını yaşadık, bekledik bu günü. Ve Ünsal Arık'la ilgili zaman zaman ben de paylaşımlar yaptım. Ünsal Arık'ı tanıdıktan sonra çok ümit hasıl oldu yüreğimde, gönlümde bu maçı kazanacağıyla ilgili. Çünkü çok inanıyor, çok güveniyordu. Türkiye'm için ve annem için bu maçı kazanmam lazım diyordu, kazanacağım diyordu. Ben yaptığım paylaşımlarda bayrağımız ringde dalgalanacak demiştim 2 gün önce ve
sayfa arkadaşlarımın çoğu burayı beğendiler, yorumlar yazdılar. Yeah.
Und was für ein riesen Fight! Meine Damen und Herren, bevor wir gleich zum Urteil kommen, erzählen Sie das bitte weiter, damit wir von Mal zu Mal mehr Zuschauer bekommen. Bitte erzählen Sie weiter, was für einen tollen Abend Sie erlebt haben, wie schön, was für schöne Fights, wie sich der Abend gesteigert hat. Das war ein ganz großer Abend. Teşekkürler. Nachher sprechen wir wieder weiter. Okay. Ich warte auf das offizielle Ergebnis. Danach machen wir hier ganz viel Fotos. Ich nehme an, Bess, du willst gleich noch was sagen auch, ne? Meine Damen und Herren, hier das offizielle Urteil. Einstimmiger Sieger nach Punkten, die rote Ecke, Mr. Bisa Nimani. Bei jedem Einzelnen bedanken, der hier ist, der mich unterstützt hat bei diesem harten Kampf. Ich glaube, wir haben uns keinen Gegner als Verlobs geholt, damit man ja, wieder das Gefühl hat, dass man gewonnen hat nach dem Kampf gegen Horta hier, sondern ich habe wirklich einen schweren Mann genommen, der mich fordert, der mich für kommende Fights vorbereitet. Und danke nochmal an jeden Zuschauer, der gekommen ist. Ganz bezüglich der Kinderherzstiftung, wofür wir einen kleinen Beitrag, also wir sind echt nicht groß. Wir sind, ja, mein Freund Ünsal Arik ist ja Botschafter bei der Stiftung und er hat mir erklärt, wohin das Geld hingeht. Belli bir miktar und çocuklar için yardım bakımı var. Aynı zamanda Ünsal'ın da destek verdiği, onun himaye ettiği bir vakıf. Oraya da bir miktar yardımlar devam etti. Aktarıldı daha doğrusu. Dolayısıyla hem spor yapıyorlar, hem sosyal çalışmaları önemsiyorlar. Bu hem Ünsal hem de Bes. Nimani kardeş. Ich würde auch nicht verleugnen, dass ich Albaner bin, sondern ich bin stolz, Albaner zu sein. Und ganz wichtig, was ganz viele Leute hier vergessen. Wir müssen stolz sein, dass wir in Deutschland leben, in so einem Land, wo jeder gleichberechtigt ist, wo jeder Freiheit genießt, Sicherheit, Toleranz. Was wollen wir mehr? Danke auch an meinen deutschen Zuschauern auch, die mich auch unterstützen. Und wir sind ganz stolz, dass wir solche Leute wie euch hier bei uns haben. Danke, Micha. Ja, also wir probieren uns ja so gut wie möglich zu integrieren und ich denke, wir auch als Volk, als Albaner sind mittlerweile sehr gut in Deutschland integriert und vertreten unser Volk nicht wie vielleicht Anfang der 90er, wo die Leute hungrig kamen, keine Arbeit hatten, nicht arbeiten durften, teilweise kriminell geworden sind, sondern alle Albaner arbeiten oder gehen ordentlichen Berufen nach, ehrlichen Berufen nach und darauf bin ich echt stolz. Großen Applaus, meine Damen und Herren, für dieses Statement. Lieber Michael, danke schön. Du hast aber gut gemacht heute Abend. Ganz freundlich, ganz lieb, ganz schön. Vielen Dank, Mehmet. Danke schön. Der seyircilerimiz şimdi Best'in duygularını, düşüncelerini alacağız. Liebe Best, was willst du zu türkischen Zuschauern sagen? Ich will zu meinen türkischen Zuschauern sagen. Du hast viel Dua bekommen heute Abend. Echt, danke schön. Ich habe einen super türkischen Freund, Ünsal Arik. Der, ich muss sagen, ich habe heute zwei Kämpfe gehabt. Ich habe einen da hinten bei der Kabine gehabt. Ich habe immer wieder rausgeschaut und mitgefiebert und alles. Und es tat mir einfach weh, wer kämpfen musste, ne?
Aber das Boxen zeichnet ja so einen aus, der so kämpfen kann wie Ünsal. Und er ist ein großer Champion. Er ist nicht nur mit seinen ganzen Titeln, der hat jetzt mittlerweile 8, glaube ich, die er gesammelt hat. Aber er ist ein riesen Champion, auch was seine Menschlichkeit hergeht. Und dafür Dankeschön und Liebeschön. Ich war 3 Wochen bei seiner Familie und habe mich da vorbereitet. Und ein riesen Dank auch an Papa Ünsal zu Hause, der wird vielleicht zugucken. Hat er ja. Dankeschön. Ab und zu mal zugemacht, ja, ausgemacht, ja. Benzin, ab und zu mal ich eingemacht. Ich danke Ihnen auch. Dankeschön. Dankeschön auch. Ders seyircilerimiz aynı zamanda Best'in kardeşi de burada ve antrenörümüz de burada bu akşam. Bizim Türk boksörlerimize yardım etti, köşelerinde kaldı, onları yetiştirdi. Siz de tebrik ediyoruz efendim. Yorucu oldu ama mutlu oldu. Çünkü hem Best kazandı hem Ünsal kazandı. Hem çocuklar kazandı. İyi bir gece oldu bizim için. Sizin iki çocuğunuz da oğullarınız da kazandı sağ olsunlar. Efendim, zaten Ünsal ve Besar benim çocukların örnek gördükleri boksörler zaten. Evet, evet. Abi diye bağırıyordu zaten. Du bist Bruder von Best. Auch Bruder von Ünsal. Was willst du sagen? Ja, ich will nur sagen, Dankeschön an alle, die hier waren, die dieses Projekt unterstützt haben. Für uns ist nur der Anfang. Wir werden in Zukunft sehr viel zusammentun. Değerli seyircilerimiz, bu güzel boks şöleninden sonra programımızın sonuna gelmiş olduk. Sizler de ekranlarınızın başında artık bu kadar fazla tutmuş olmanın bir yerde de mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerle bu mutluluğu buradaki ringdeki mutluluğu paylaştık. Efendim, nerede olursanız olun yüreğinizdeki sevgiyi, muhabbeti, yüzünüzdeki tebessümü sakın eksik etmeyin. Çünkü hayat o zaman onlarla birlikte anlam kazanıyor. Ben inanıyorum ki Türkiye'de bizi yakinen takip eden çok özel dostlarımız, özel seyircilerimiz vardı. Onları buradan selamlıyorum. Avrupa'daki de tabii. Onlar kendilerini biliyorlar. Onların hepsine buradan yürek dolusu selam, yürekten selamlar gönderiyoruz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bizden bu akşamlık bu kadar. Eyvallah. Danke an unser Catering. Auch das hat gut.